Evet efendim, Salih'in oradaki CRT ve Ekstad'daki hasbihallere başladık. Şu anda Dekra'nın bölge müdürü Herrn Andreas Gugat, Niederlassungsleiter. Herr Gugat, können Sie sich mal ganz kurz vorstellen? Ja, mein Name ist Andreas Gugat. Ich bin seit 4 Jahren Niederlassungsleiter hier in Hannover und freue mich riesig, dass wir jetzt hier relativ ortsnah, diese Kommune Seelze, Letter, hier leben ca. 30.000 Menschen. Und ja, meine Vorstellung oder unsere Strategie ist die, dass wir eben, sage ich mal, diese Dienstleistungen im Bereich Fahrzeugprüfung, Fahrzeugbegutachtung, Schadengutachten, Wertgutachten in Anspruch nehmen können durch die gute Beratung vom Herrn Ay. Und Herrn Kolbaschi. In der Verbindung, das habe ich eben gerade gar nicht erwähnt, in der Verbindung mit dem Herrn Kolbaschi. Wir sind als Dekra natürlich eine objektive und neutrale Prüforganisation, Partner des Kfz-Gewerbes, in diesem Fall Partner vom Herrn Kolbaschi, der unser Vermieter ist hier. Die Werkstatt gleich nebenan. Wir reparieren nicht, er repariert, wir prüfen, er repariert. Und von daher denke ich für die Verbraucher und für die Menschen hier in der Region eine gute Kombination. Danke. Gern geschehen. Vedat kardeşim, kutluyorum sizleri. Salih Kolbaşı ile CRT Werkstatt'la birlikte yeni bir kooperasyon yaptınız. Dekra'yı da buraya getirdiniz. Buradaki vatandaşlarımıza ne gibi avantajları olacak Dekra'nın buraya gelmesinden? En başta aynı Türkçe konuşuyoruz, aynı dili konuşuyoruz. Onlar benim dilimden, ben onların dilinden daha iyi anlayacağımızı umut ediyorum. Ve de onlara her yönde yardımcı olabileceğimiz zannediyorum. İstedikleri her konuda gelebilirler. Herkese kapımız açıktır. Herkese yardımcı olacağız. Herkesi bekliyoruz. Salih Kolbaşı da olsun. Biz araba muayenesiyle ilgileniyoruz. O Salih Kolbaşı da aynı zamanda tamir işiyle ilgilendiğinden iki taraftan da çok iyi kooperatif olaraktan birbirimize yardım edebiliriz. Eyvallah. Vedat kardeşimin de söylediği gibi bir toparlamak gerekirse artık Salih Kolbaşı CRT Werkstatt ve Dekra olaraktan Vedat kardeşim, biz Türkçe konuşuyoruz. Artık biz de Türkçe konuşuyoruz. Gelin diyorlar. Derdinizi Türkçe anlatın. Ne sorunuz varsa biz çözelim diyorlar. Teşekkür ediyoruz. Merhabalar. Sizi bir tanıyalım. Adım Hakan Ünsal. Hakan kardeşim, nerede oturuyoruz? Zilçi Leta'da oturuyorum. Buradasınız. Buradayım yani. Evet. Bu CRT Kfz'in, bu Salih kardeşimin ve Dekra'nın ortaklaşa yapmış olduğu bu açılımı nasıl buluyorsunuz? Dekra'nın buraya gelmesi sizce bir avantaj oldu mu? Bence çok büyük bir avantaj var. Çünkü Zilçi Leta'da böyle bir şey yoktu şu ana kadar. Onun için sanırım buradaki insanlara çok önemli olur yani. Hizmeti ayağınıza getirdiler mi dersiniz? Evet, evet. Yani şimdi yoksa uzağa gidiliyordu hep. Şimdi Leta'nın için olduğu için çok güzel bir olay. Hem aynı zamanda da hem Salih olsun hem de Vedat Bey olsun Türkçe evet. Konuşuyorlar. Evet. O da sizce bir avantaj tabii mı? Tabii ki bizim vatandaşlarımız için büyük bir avantaj. Dilinden anlayan bir insan, derdinden anlayan insanlar için sanırım büyük bir avantaj olur. Evet, son olarak bir de sizden yeni yıl mesajı alalım. Buradan herkese yeni yılını kutlarız. Her şey gönlüce olsun diliyoruz. Özlem Taşyürek. Özlem Hanım, nerede oturuyoruz? Hanover'de kalıyorum. Hem CRT, Kfz, Kolbaşı ve Dekra'nın ortak bir açılışı oldu. Sizce doğru bir atılım oldu mu? Kesinlikle doğru. Bizim halkımızın, Türk insanların ticarete katılması, Almanya gibi bir yerde katılması, ekonomiye bir destek olması bence çok önemlidir. Aynı zamanda hizmeti bu bölgedeki oturan insanların da ayağına getirdiler. Kesinlikle. Zaten Garpsen'e de yakın. Biliyorsunuz Garpsen'de bizim Türk insanlarımız çok oturuyor. İster istemez hem destek açısından hem dil açısından bayağı bir avantajlı oldu. Sizleri o bölgedeki, daha doğrusu bu bölgedeki Türkleri davet edin desek, kameramıza bakarak da nasıl davet ederdiniz? Güzel bir soru. Ya dediğim gibi yani bizim Türk insanlarımızı ticarette, ekonomiye katılımında, entegrasyonda her zaman desteklememiz bence çok güzel olacak. Vatandaşlarımıza destek olalım diyorsunuz. Vatandaşlarımıza destek olalım. Son olarak bir de yeni yıl mesajı alalım sizden.
dünyada barış olsun, destek olsun, ne olursa olsun, Türkleri olsun, Almanları olsun. Her şey gönlümüzce olsun. Aynen öyle. Peki teşekkür ediyoruz. Hasbihaller devam. Yani çok mutluyum. İnşallah burada oturanlar da bu hizmetten faydalanacaklardır. Her kişinin buraya gelmesini tavsiye ederim. Çok misafirperverdir yeğenim. Hayırlı uğurlu mutlu olsun istiyorum. Teşekkür ediyoruz. Bir de sizden yeni yıl mesajı alalım. Yeni yıl mesajı bütün dünyada insanlığa barış getirsin, sevgi getirsin. Hepimiz dünyalıyız diyelim. Eyvallah, teşekkür ediyoruz. Ben de teşekkür ediyorum. Hasbihaller devam edecek. Efendim, hasbihallerimize devam ediyoruz. Şu anda yanımızda Profesör Doktor Hüsamettin Günay Bey var. Hocam sizi bir tanıyalım. Ben Hüsamettin Günay. Profesör Doktor Hüsamettin Günay. Ben sizin için hoşla çalışıyorum. O da diş kliniğinde. Bize diş kliniği derler. O da öğretim görevlisiyim. Salih Bey'le bundan galiba aşağı yukarı 6 ay önce tanıştık. Ve ilk görüşte iyi anlaştık. Çok enteresan şeysi var. Hikayesi var. Hayat hikayesi var. Ondan sonra tabii ben bu şeyi görünce bu ne diyeyim şimdi tamirhane değil yani bir büyük. Türkçesi ben, evet. Türkçesi servis. Servis istasyonu. Yani bu kadar büyük beklemiyordum ve çok gurur duydum. Ve çok bilgili. Ondan sonra güvenilir bir insan. Ve şimdi bundan sonra dedi ki buraya dekre falan vereceğim. Ondan sonra beraber açacağız bir Türk arkadaşla beraber. Davet bizi çok gururlandı. Hanım ilk defa geliyor. Hanım dedi ya burası neymiş böyle? Ne kadar güzel. Çok güzel olmuş. Ve yani gerçekten çok sevindik, çok gururlandık. Ben arabamı buraya getirdim, tamir ettirdim. Ondan sonra bana çok yardımcı oldu. Ve de hemen anlaşılıyor. Usta bir insan oldu. Hemen elinden tut, şuna konuşmasından anlaşılıyor. Yani biz çok seviniyoruz tabii böyle. Bilhassa bizim gibi buradan gelmiş, ondan sonra iş yeri kurmuş. Yani işçi çalıştıran, işveren olan ve de bilhassa şimdi gördüğünüz gibi görüyorsunuz yani gelenlerin %90'ı ya da %95'i Almanlar. Yani Almanlara kendisini şey yapmış, göstermiş, sevmiş, tanıtmış ve kabul ettirmiş. Yani güvence sağlamış. Ya bu çok büyük bir gurur meselesi. Yani inşallah böyle bizim buradaki vatandaşlarımız, iş adamlarımız çoğalır. İş adamlarımız çoğalır. Ondan sonra gurur duyarız. Seviniriz onların başarısıyla. Yani başka ne diyeyim? Çok sevindim tabii. Biz bunu sonra artık her yere bunu şey söyleyeceğiz. Tavsiye edeceksiniz. Tavsiye edeceğiz. Bravo. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Çok teşekkür, sağ olun, var olun. Bu güzel hasbihal için de teşekkür ediyoruz. Biz de sizlerle onur duyuyoruz. Dolayısıyla sizler de burada profesör olaraktan bizleri, Türkleri temsil ediyorsunuz. Biz hem sizlerle hem salihlerle gururlanıyoruz. Teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Size de başarılar. Görüşmek üzere. Teşekkür ediyoruz. Efendim profesörümüze teşekkür ediyoruz. Hasbihaller devam. Koblenz'deki Bay Mangal'dayız şu anda. Hüseyin Bey'le beraberiz. Yaklaşık 6 ay önce yine burada hasbihallerimiz olmuştu. Bugün burada Hüseyin Bey Bay Mangal'ın ikinci yılını kutluyor. Hem duygu ve düşüncelerini alacağız.
Aynı zamanda Türkiye'den de çok değerli sanatçılarımız var. Hüseyin Bey, kutluyorum öncelikli olaraktan. Bugün burada ikinci yılınızı kutluyorsunuz. Birazcık kendinizden bahseder misiniz öncelikli olaraktan? Efendim, dediğiniz gibi burada şu an ikinci yılımızı kutluyoruz. Dediğiniz gibi Türkiye'den gelen sanatçı kardeşlerimiz var. Onlarla beraber ikinci yılımızı kutluyoruz ve sizlerin desteğiyle beraber işlerimiz daha da ileri gidiyor. Çok teşekkür ederim, çok sağ olun tekrar buraya geldiğiniz için. Hüseyin Bey, biraz da Bay Mangal'dan bahsedin. Efendim, iki yıldan beri buradayız. İşlerimiz gayet düzgün, çok güzel ve bu çevrede tek Türk restoranı, 100 kişilik, 130 kişilik bir kapasitemiz var burada. Burası genelde hafta sonları çok yoğun oluyor, çok güzel. Hafta içi de aynı şekilde rezervelerimiz oldukça yoğun. İşlerimiz gayet güzel ve etlerimiz helal mamuller kesim üzerine çalışıyoruz. Gayet güzel. Bildiğiniz gibi Türkiye'den gelen sanatçılarımız var. Hakkı Bulut Beyefendi, Gökhan Güney, Yunus Bülbül. Bunlar da buraya ayrı bir renk kattı. Bu gece gayet güzel bir şekilde kutluyoruz bunu. İki seneden beri buradayız. Bizi hiç yalnız bırakmadılar müşterilerimiz. Onlara minnettarız. İnşallah bu güzellik, bu beraberlikle beraber yolumuza devam ederiz. Hepsinin yeni yılını içten kutlarım. Sağ olsunlar, bol olsunlar. Tabii ki bu da sizin katkınız Kanal 7'nin sayesinde. İşlerimiz daha da ileri gidiyor. Çok teşekkür ederim. Siz varsınız ki biz de ayaktayız, devam ediyoruz yolumuza. Teşekkür ediyoruz Hüseyin Bey, yüreğinize sağlık. Efendim, Hüseyin Bey'e teşekkür ediyoruz. Bay Mangal Koblenz'de gerçekten nezih bir ortam, geniş, ferah bir ortam. Ustaları çok mükemmel, Türkiye'den gelmiş ustaları var. Bu bölgede oturan bütün gönül dostlarını buraya davet ediyoruz. Biz geldik, gördük, tattık diyoruz. Siz gönül dostlarını da bekliyoruz. Efendim, hasbihaller devam ediyor. Şu anda değerli sanatçımız Hakkı Bulut yanımızda. Koblenz'deki Bay Mangal'daki hasbihallere başladık. Öncelikli olarak hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Çok teşekkürler, çok sağ olasınız. Avrupa'ya işte müteahhit konserler, yani bugüne kadar 46 kere Almanya'da konserler verdim. Bu akşam da işte bu değerli konuklarla burada bir program yapmak nasip oldu. Mangal abi. Ne mangaldı? Bay Mangal. Bay Mangal. Hüseyin Bey. Evet, Hüseyin Bey'e. Zaten galiba müzisyenmiş arkadaşımız da. Tabii ilk geldiğimiz yıl, mesela 72 yılında konserler veriyordum. O zaman böyle ulaşım yoktu, televizyon yoktu. Hatta uçaklar bile çok azdı. Dolayısıyla çok büyük bir hasret, büyük bir özlem vardı. Mektuplar bile giderken saatlerce gitmiyordu. Ama şimdi teknik değişti. İnternete giriyorsun, tıklıyorsun. Karşında anneni, babanı, kardeşini uzaktan görüyorsunuz. Son olarak sizleri tanıyan, sizlerin çok değerli izleyicileri var. Onlara bizler kameramız aracıyla bir selam gönderin. En derin sevgi ve sevgilerimi sunuyorum. Hayırlı günler diliyorum. Teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim. Ben seni alacaktım da azalım baba. Bana son sen ben gönlüm.
Hoşça kalın, dostça kalın, hep bu ekranda kalın diyoruz.